Evet, iki konu başlığıyla toparlayalım Halit Bey. Osmanlı'da kardeş katli ve harem konusunun, haremin kaynağı ne? İslamiyet'te var mı? Müslüman bir imparatorluk, padişahlıkta bunların yeri ne? Efendim, haremlik veya selamlık denen Osmanlı'da bir yapı var. Şimdi haremlik denilen yer, yani ana hatlarıyla herkes izleyenlerin rahatlıkla anlayabileceği şey şu. Yani padişaha en yakın olan aile, özellikle kadın ve çocuklarının, yani padişahtan başka kimsenin giremeyeceği özel yeri. Selamlık, sarayın diğer hizmetkarlarının girebileceği bir yer. Şimdi tabii bu sarayda cariyeler var. Halbuki Kur'an-ı Kerim'in ilk gelen sureleri, ayetleri cariyeliği, yani köle kadınlığı ve köle erkekliği yasaklamıştı. Halbuki Osmanlı'da cariyelik, kölelik olduğu gibi bir de hadımlık diye bir mesele var. Yani harem ağalarına hadım ediyorlar. Yani sarayda çalışacak olan güçlü kuvvetli insanlar. Şimdi bazıları diyor ki onlar işte özellikle doğuştan öyle olanlardan, hadım olanlardan seçilirdi. Ya insaf etmek lazım. Yani bir şeyi kapatmak için vicdansızlığın alemi yok. Yani kapatmayla görmezden gelerek, ya önce bir kendinizi eleştirin diyor Kur'an. Tarihinizi, geçmişinizi, yaptığınız hataları eleştirin. Bu Kur'an'ın emridir. Vela uqsimu bin nefsi levvame. Önce kendinizden başlayın eleştiriye. Hadımlık erkeği, erkekliği yok edilmiş erkek. Yok ediyorsun. Erkekliği yok edilmiş erkek. Bu harem için geçerli. Bir de şöyle uygulamalar vardı Orta Çağ'da, Osmanlılar'da da var mıydı? Gözünü kör etmek, kulağını sağır etmek veya sağır ve dilsizlerden mi hani bazı hizmetleri almak, konuşulanları görmesin, duymasın diye? Evet, var. Ama olanları mı, öyle olanları mı alıyorlardı, yoksa hani erkeği, erkekliğini yok ediyor ya, onun gibi görenin de gözünü mü kör ediyor, kulağını sağır ediyor? Şimdi saraya almak için öyle kör etme, sağır etme yok da, yok. Ceza verilip de bu şekilde getirilmişse insanlar öyle. Ama bu haremlik meselesi, şimdi haremlik diyorum, hadımlık meselesi özellikle seçilerek, hadım edilerek saraya alınan insanlar. Bir de şu var. Osmanlı'nın zaten biraz önce buyurduğunuz gibi o sarayın mektebinde devlet adamı yetiştirilen Enderun'da, bir defa vatandaşlarımız şunu bilsin ki oraya Türklerin girmesi yasaktı. Yani Türkler oraya alınmazdı bir defa. Onlar tamamen Balkanlardan özellikle toplanan gayrimüslimlerin yani ellerinden alınmış küçük çocukları, özellikle zeki olanlar seçilirdi. Ailelerinden tamamen koparılırdı. Hangi halet ruhiye içerisinde yetiştirilecekse yetiştirilirdi ve gönderileceği yere gönderilirdi. Yani bunu herkes bilir. Fakat gizlerler ayrı. Söylemek istemezler ayrı. Efendim tarihimiz, ecdadımız falan. Atatürk ecdadımız değil mi? Hareme dönelim de, harem ve kardeş katledik. Önce hareme girdiniz siz. Mahremine girdiniz Osmanlı'nın. Şimdi oradan soralım. Şimdi harem kadınların, hanımların olduğu değil mi saraydaki bölüm? Evet, evet. Siz buraya görevli atıyorsunuz. Şimdi birçok Osmanlı kitabında erkeklerin, yani burada bunu söylemekle bu saatte şey yok, erkekliği nasıl yok ediliyor? Burkma yöntemi varmış. Yani burkarak erkekliğini yok ediyor. Peki kardeşim, niye bunu yapıyorsunuz? Kadın görevli atayın oraya. Yani orada kadınlarımız var, erkeklere güvenemiyoruz, orada neler neler olur diyorsanız kadın görevli atayın ya. Kapı gibi kadınlar var yani. Öyle değil mi? Hani... Şimdi Valide Sultan burada. Padişahın annesi veya da hanımı. Oraya hadım ağasının bile gitmesi mümkün değil. Kademe kademe, aşağı aşağı, sonra cariyeler var vesaireler var. En sonda, yani en son kadın cariye de yani emniyette oldu. Olması için. En son kademede aşağıda. Evet. Yani öyle bir hadım edilenler orada. Ha, o hadımın kalkıp da Valide Sultan'la, yani padişahın hanımıyla. Hayır, Valide Sultan değil, öteki cariyeler için. Yani bu kademenin en altındaysa
ona da gerek yok diyorum. Oraya da kadın görevli atar. Niye erkek atıyorsun da erkeğe işkence yapıyorsun? Onu anlamadım ben. Ne vardı? Oraya odun getirecek, ocak yakacak, kazanları kaldıracak. İşte oralarda sarayın... Kadınlar da yapıyor bunları, yapamıyor mu? Ama yani işte... Amazon kadınları yapıyordu. Osmanlı'dan çok önce kadınlar Osmanlı'da Selçuklar'da neler yapıyordu? Kadın demek her zaman güçsüz demek değil ki. Hayır işte yani artık o erkeklere belirli bir şey verilmiş, bir misyon biçilmiş. Sizin göreviniz bu, durumunuz da bu. Şimdi Osmanlıcıların bir kısmı şunu söyleyebilir. Ya siz eleştiriyorsunuz ama gönüllü hadım olmak isteyenler, sarayda görev alabilmek isteyenler çoktu diyenler de çıkabilir. Çünkü sarayın dışındaki yaşam daha feci olabilir. Şimdi sarayın dışındaki yaşam ahım şahım bir yaşam değil ama hiçbir insan yani gönüllü olarak... Ben bu dünyaya erkek geldim ama erkekliğimi kaybetmiş olarak yaşamak istiyorum diyeceğini asla ben düşünemem. Ha belki şöyle olabilir. Yani onu da zannetmiyorum yani. Hani böyle eşcinsel yani hem erkek hem kadın cinsiyeti taşıyanlar yani erkekliği yok edilerek ama o şekilde o zaman da kadınlık özelliği kalır. Yani hadımlık öyle birisi değil. Yani cinselliği olmayacak. Yani cinselliğini kullanamayacak. Yani o konuda herhangi bir iç dürtüsü olmayacak. Peki işte. Aradan şey bu. O zaman peki abi. Fakat işin enteresan tarafı. Peki kadın görevli olsa sarayda mesela Murat Bardakçı bunları çok anlatıyor, yazıyor. Bazen ekranda söylemiyor ama cinsellikten korumak ise ve bu cinsellik erkekten korumak ise kadında da lezbiyen olur. O zaman o da İslamiyet'e aykırı. Ona ne yapacak? Murat Bardakçı'ya sormak lazım. Osmanlı'daki bu tür ilişkiler var mı yok mu? Nedir? Şimdi Murat Bardakçı hepsini biliyor da biz de biliyoruz. Fakat tabii her şey de söylenmiyor. Bazı yani terbiyemiz el vermiyor. Çünkü anlatılacak gibi değil. Şimdi mesela macuncusu var sarayın. Ulki Bey 36 padişahtan 20'den fazlası 50 yaşına gelmeden vefat etmiş. Çok genç yaşlarında. Yani mesela Murat Bardakçı'nın kendi kitabında var. 3. Murat'ın oğlu 3. Mehmet. Bir günde 19 tane çocuğunu, kendi çocuğunu boğdurup öldürüyor. İslamiyet'te var mı bu? İşte kardeş katline. İslamiyet'te olur mu? İslamiyet diyor ki o masum bir çocuk. Devletin bekası için diyor. Devletin bekası diye Allah'ın bir emri yok. Devletin bekası diye bir şey yok. Beka olan İslam'a göre Allah'tır. Allah'ın emri yok ama Fatih Sultan Mehmet'in emri var. Ya o zaman Allah'a inanmıyorsun, Fatih Sultan Mehmet'e inanıyorsun demektir bunun manası. Çünkü beka olan yani baki olan yalnız Allah'tır. Mezar taşlarında falan yazar ya huvel baki diye. Yani baki olan Allah'tır. Devlet baki olur mu? Mesela İbn Haldun diyor ki... Devletin bekası yani devamı için hani çökmesin diye. Tamam. Çökmesini kimse istemez. Ama bir de Müslümanım diyorsan İslamiyet'te böyle bir şey var mı ona bakmak gerekir. O zaman gerekir. Sen yok diyorsun. Cinsel gücüyle insanları delirtecek macunlar yaptırıyorsun. Ha macunun manası o mu? Yok, gayet tabii. Hayır pehlivanlar, hayır, pehlivanlar hani güreşe gidiyor sporculara doping gibi değil mi o? Yok. Cinsel macun mu bunlar? Tabii. Şimdi mesela son padişahlardan... Abdülmecit son... Ya şimdi şey diyeceğim, hani Manisa'da da mesir macunu falan bu adet mi acaba? Başka bir şey mi o? Hulki Bey, o ya onu padişahın annesi için diye rivayet ederler veyahut da eşi için hani şifa olsun diye filan. Onları benim külahlarım anlasınlar, onu geç onları. Şimdi bunu aslında herkes bilir fakat söylemezler. Şimdi mesela son padişah... Siz de bildiğiniz her şeyi söylemeyin, yani başınızı derde sokmayın. Demek ki Türkiye daha demokratik olamadı. Ben meseleyi İslam açısından bakarak söylüyorum. Demokrasiye uyuyor mu, uymaz mı? Onu tabii. Da fazla demokrat olanlar söylesin. Doğru. Osmanlı ve İslam, İslamiyet şimdi açısından. Şimdi Osmanlı ve demokrasi demiyoruz. Osmanlı zaten padişahlıktı. Demokrasiyle bir alakası yoktu. Ben diyorum ki İslam'la da alakası yoktu. Neden söylüyorsunuz? İşte söylüyorum. Varsa çıksın birisi gelsin, oturalım, konuşalım, tartışalım. Kur'an'ı ben yazmadım. Oruç tutuyorlardı. Kur'an uzaya da gitmedi, ortada duruyor. Oruç tutuyordu padişahlar, cuma selamlığına çıkıyordu, cuma namazına gidiyordu. Olabilir. Bunların hiçbir manası yok. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın emri şu. Adaletli davranmakta endişe ederseniz bir hanımla yetinin diyor. Allah bu noktaya vurgu yapıyor. Yani tek eşliliği özellikle... Ayet-i Kerim'de yani Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah emrediyor. Peki son dört tane padişahın babası olan Abdülmecid'in
25 hanımı vardı. Sondan 3. padişah, yani Vahdettin'den önce Mehmet Reşat, ondan önce de işte ikisi aynı senede 1918'de vefat ettiler. İkinci Abdülhamid. Mehmet Reşat'ın kaç taneydi? Mehmet Reşat'ın fazla değildi galiba. Yalnız Mehmet Reşat şunun için önemli. Bu 1915'teki padişah o. Ermeni soykırım iddiaları falan. Onun döneminde de o sırada kaç hanımı vardı acaba diye. Yani bakmam lazım. O benim şeylerde var. Kitaplarında olması lazım. Çünkü kaynaklardan çıkarttıklarımı mutlaka yazmışımdır. Fakat Abdülhamid'inkini çok iyi biliyorum. Abdülhamid'in 13 hanımı var. 19 çocuğu var. Şimdi İslam'a uygun mu bir padişahın 13 hanımla evlenmesi? Şimdi Hazreti Peygamber'in o ama dönemdeki... ayette diyorsunuz ki bakabilecekse, padişah ya 500 tanesine de bakar devletin hazinesi. Hayır, bakabilecekse hazinesi demiyor. Yani o devirde önce 4'e bir sınır koyuyor. 4'ten yukarıya zaten asla müsaade etmiyor. Böyle ama, bir kesinlikle yasaklıyor. Ama o ayet 4 değil de 4'er 4'er diyor. 4 demek en az 8 demek. 4'er diyor. 4 tane demiyor. Ayet öyle değil mi? 4'er diyor. Şimdi tercümeyi öyle yaparsan öyle tabii. Ama hep okuduğum tercümede öyle 4'er diyor. O zaman yani evlenirken öyle tek tek hanımlarla şey etmeye gerek yok. Önce 4 tanesini bulacağım. Paket ama yapalım. Ayeti siz söyleyin. Yani 4 tane alabilirsiniz değil. 4'er 4'er i̇şte diyor. İşte mesne ve sülense ve rubâ. 16 yapar. İşte mesne ve sülense ve rubâ. Önce Arapçadaki ifadeler, önemli olan vurgu önce yapılır. Şimdi mesela biz Türkçe'de esas vurguyu sonradan yaparız. Arapça'da önceden yapılır. Tamam, yapın vurguyu. İkişer, üçer, dörder. Heh. Yani şunu, ikişer, üçer, dörder böyle katlayarak toplayın demiyor. Yani en iki, üç, bilemedin dört. Fakat evli olan sizin için iyi olan birdir. Tamam, diyor. İki tane, üç tane, dört tane demiyor. İkişer, üçer, dörder. Öyle değil işte. Nasıl? O şekilde tercüme ediyor. Tercümenin o şekilde i̇şte yapılması... Doğrusunu sizin yaptığınız, doğru olduğunu söylediğinizi nedir onu soruyorum. İki. Yani şimdi bizde bütün erkeklere söylüyor. İkişer yani iki sen. Veya eğer durum öyle bir hale geldiyse üçer. Üç sen. En fazla 4. 5 olsa ne olur? Hayır, 5'e izin yok. 4. Fakat hepinize diyor emir, evliya olan birdir. Çünkü adaleti sağlayamazsınız. Ne kadar da uğraşsınız. Ama bu neye göre? Yani Ahmet 2 tane aldı, Mehmet de 2 tane alacak. Ahmet sonra 3 tane aldı, Mehmet de 3 tane alacak. Yani biri öyle yapıyor diye ötekine de mi mecbur oluyor? Öyle bir şey olur mu? Hayır, hayır. Mecburiyet diye bir şey yok. Şimdi mesela şöyle diyelim. Şimdi o dönemde Urki Bey, erkek nüfusu az. Kadın nüfusu özellikle cariyelik sağdan soldan bulduğunu topladığını getiriyor. Kölelerin zaten bir ismi esamesi olmadığı için kadın nüfusu yani köle, cariye vesaire olarak çoğalıyor. Şimdi İslam önce bunu bir tesbih ediyor. Eğer mesela herhangi bir savaş veya buna benzer bir şeyde eğer kadın nüfus mecbur kalırsa hani nüfus olarak erkek nüfusun iki katı olabilir. O zaman ikişer tane alabilirsiniz. Ama dünyada böyle bir şey olduğunu ben bilim okuyorum. Hiç böyle bir şey görmedim. Orada Arabistan'da bu bir değişik bir şey mi olmuş? Nuh tufanı gelmiş, erkekleri öldürmüş, kadınlar çoğunlukta kalmış da kaldıysa canım erkek ille 4 tane alacak diye bir şey yok ki. Hayır, bu bir ilke mecbur etmiyor ki. Dünyanın böyle bir dengesi hep öyle olmuş. Erkek kadın birbirine yakın olmuş. Niye Arabistan'da Arabistan'da niye böyle olabilir? Çok savaş olur. Savaşta erkekler ölür. Ama peygamberin yaptığı bir savaşlara bile bakıyoruz. 70 tane kişi ölüyor. Gibi, yani bakın, bugünkü savaşlar gibi değil ki o savaş. Bakın, 10 kişi ölüyor, 70 kişi ölüyor. Savaş mı bu? Bizim günde trafik kazasında kaç kişi ölüyor? Şimdi bakın, yani erkek nüfusu azalmış ise nedeni ne? Benim şu kitabım, bu yalan bir ifade. Benim şu kitabım da var. Bu kitabım da var. Kur'an'ın hurafelerle savaşına. Cumhuriyetten sonra ilk yapılan seçimde Türkiye'nin nüfusu 13,5 milyon. Sayımda. Sayımda, evet, seçimde diyorum, sayımda. 13,5 milyon kadın nüfusu, erkek nüfusundan 500 bin fazla. 13,5 milyonun içerisinde ortalamaya yaptığımız zaman kadın nüfus 500 bin fazla. Ama tabii orada şuna bakmak lazım.
Yaş grubu ne? Mesela çocuklar belli bir dönemde çok çocuk olmuştur, çocuk sayısıdır. Sonra o yaş farklarıyla evlilikler dengelenebilir falan. Sanki böyle söylediniz ama şu anlaşılıyor. 18 yaşından büyük ergen evlilik yaşına gelmiş insanların sayısı gibi. Öyle değil ki. Bir dönemde savaşlardan hani İşte denge bozulmuştur. Kız işte. çocuğu, erkek çocuğu değişmiştir ama büyüdükçe o 1-2 yaş fark önemli değil. İşte bunu söylüyorum. Yani Birinci Dünya Savaşı'nda, yani Birinci Dünya Savaşı'ndan itibaren bizim Kurtuluş Savaşı'mıza kadar zaten kaybettiğimiz erkek nüfus çok fazla. Yani bizim o zamanki nüfusumuza göre çok fazla. Çanakkale'yi sayalım işte tabii, değil mi? Çanakkale'de tabii. Kimilerine göre 80 küsür bin şehit var. Kayıplarla beraber 200-250 bin var. Bu 250 bin çoğu erkek, %99'u. Hepsi erkek. 250. Hayır, hani cephe gerisinde kadınlar da olabilir falan o manada. Hayır, bunlar onlar yine hariç. Hatta mesela evlerine, memleketine gönderilip hastalanıp da hava değişimi için gönderilip evinde, köyünde ölenler, onlar yine hariç. Peki, peygamber dönemine gelelim. Bu yakın tarih, 1400 yıl önce. Hazreti Muhammed'in kaç eşi vardı? Şimdi o dönemde önce sınırlama yok. Çünkü o toplum yapısı... İslamiyet öncesi. İslamiyet öncesi. O kadar şey bir yapı var ki... Hristiyanlarda var mıydı biliyor musunuz? Sınırlama. Yani Hristiyanlarda İslamiyet öncesi Arabistan gibi çok kadınla mı evlilik vardı? Hristiyanlara yani o günkü toplum yapısında, yani müşrik toplumda genellikle, yani Mekke müşrik ağırlıklı olduğu için Hristiyan, Yahudi pek Mekke'de yoktu genellikle. Müşrik bir yapısı vardı. En azından söz sahibi olan onlardı. Oranın yapısı buydu. Hristiyan ve Yahudilerin farklı rivayetler var ama yani yaşantılarıyla, dini kadına dini bakışlarıyla ilgili bazı kaynaklarda Mekke müşrik toplumunun bir erkek, yani zengin diyelim ki hali vakti yerinde birisi, 150-160 kadınla evlendiği söyleniyor. Kimin? Bir kişinin. Yani o günkü bir kişinin. Ya evlilik değil de kölelik herhalde. Yani tarlasında çalıştırmak için. Yani bir erkek 160 kadın diye 16 kadın, yani bir kocalık yapamaz ki. Yani evlilik dendiği zaman kocalık da akla geliyor. Yani 160 kadın ne demek ki? 16 kadın bile anlaşılmaz. Yani şimdi bunu anlaşılmaz. Zaten evlilik olarak göremezsin. Bunu bir erken kadına bakışı olarak da i̇şte göremezsin. Adına bunu evlilik demiş de ücretsiz işçi. Yani köle işte, cariyelik. Ve bunları alıp satabiliyor. Yani tamam, alıyor işte, istediği zaman ticaret götürüp yapıyor. Pazarda ona evlilik satıyor. Denemez. Evet. Nurşen Fidan diyor ki, Kur'an'da neden dört evliliğe kadar izin var da niye kölelik kaldırılmamış? Evrenselliğe aykırı değil mi bunlar? Şimdi diyor. Kur'an-ı Kerim'de kölelik kaldırıldı ama Müslümanlar uygulamadı. Peygamber döneminde nasıl oldu? Peygamber döneminde peygamber kaldırdı. Peygamberin kölesi yok muydu? Azat etti. Yani hürriyetine kavuşturdu, bağışladı. Yani hiç kölesi olmadı diyorsunuz. Hayır. Ha. Ve bütün insanları... Hatta Hazreti Peygamber azat ettiği köleyi evlatlık almak istedi, ayet geldi. Hani evlatlık almayı yasaklayan, yani evlat edinme, yani bugünkü anlamda evlat edinme değil, o günkü statüsü farklıydı. Yani Hazreti Peygamber'in en çok vurguladığı o günkü hali vakti yerinde olan insanlara köleleri özgürleştirmek. Yani en hayırlı iş dedi bu. Sonra aç insanları doyurmak. Onların yani insanlık vasfını kazanmalarına yardımcı köleliğe olmak. Köleliğe aykırı bir ayet hangisi hatırladınız? Yani köleliği yasaklayan mı? Evet. Mesela fekkü rakabe ve me edrakemel akabe. Mesela ayette diyor ki zincirleri kırın kölelerin şeylerinden, yani o şeylerden insanların üzerindeki manevi prangaları esaret altına alan, insanları mal haline getiren. Ama manevi o başka zimri. Bir şey. Manevi pranga bugün de var. O ayrı bir şey. Hayır, yani ayet böyle vurgu yapıyor. Yani kölelerin bu özgürlüğünü kısan prangalarını kırın diyor yani. Özgür bırakın diyor. Ama bu yeterli ve ikna edici bir yanıt olamaz. Ama bence. İşte peygamber kendisi bunu kendi icraatıyla ortaya koyuyor. Peygamberin icraatı da yeterli bir yanıt olamaz. Çünkü her konuda peygamberin açıklayacağı ve uygulayacağı yeterli açıklıkta ayet varken bu konuda olmaması mantıklı mı? Yani dört tane eş çok net olarak yazıyor da, söyleniyor da ayette. Kölelik bundan sonra yasaklanmıştır, yoktur diye bir ayet var mı? Çok net olması gerekmez mi? Şimdi kölelik yasaklanmıştır diye değil. Şimdi Kur'an'ın gelen ilkeler hani evrensel olduğu için
vurguyu şuna yapıyor. Hristiyanlıkta kölelik diye bir şey duymadım ben mesela. Daha önce Hristiyanlıkta gelmiş. Da var. Hristiyanlıktaki, Yahudilikteki köleye bakış ise... Yahudiliği geçelim. Hristiyanlık sonraki aşama. Hristiyanlıkta mesela Hazreti İsa'nın kölesi var mıydı? Yoktu. Hazreti Muhammed'in vardı. Şimdi, 600 yıl sonra. Şimdi o toplumda var. Fakat işte peygambere emir gelince yasak ediyor. Ama toplum diyemeyiz. Din var şimdi bir tarafta. Ama işte din gelince yasaklıyor. Yani din kaldırıyor. Şimdi Mekke Hristiyan bir toplum değil ki peygamberin şeyi olsun. Yani işte kaldırıyor diyorsunuz da tam köleliği kaldıran çok net, açık, anlaşılır bir ayeti söyleyemiyorsunuz. Yok çünkü. Ya işte, da biz bilmiyoruz. Siz söyleyin, öğrenelim. Yani Kur'an-ı Kerim'in ayetleri o günkü toplum yapısını göz önüne alarak mesela diyor ki önce diyor yakın akrabandan başla dini tebliğe. İşte bağışla, affet, yardım et, onlarla işte paylaş, bölüş ve şeylerin üzerine mal biriktirme hevesine kapılma, zenginlik hayali kurma ve mal biriktirme, şeyleri kır. Mal biriktirme, yani köleliği kaldır. Halit Bey şimdi mal biriktirme ama kadın biriktir gibi oluyor. Yani 4 tane kadın oluyor. Kadın biriktiriyorsunuz, mal biriktirme. Hayır, yani niye mal biriktirsin canım, niye kadın biriktiriyor? Şimdi kadın biriktirmiyor. Niye 4 tane kadın, 5 tane kadın? O günkü toplum yapısında. Şimdi mesela adamın 10 tane karısı var o günkü toplum yapısında. Kadın biriktirmiş işte. İşte tamam, biriktirmiş. Niye ölüyor. Mal biriktirse ne olur? Adam ölüyor. Şimdi öldükten sonra bu kadınlar pazara götürüyor büyük oğlu. Pazasını satıyor. Kendi annesini de satabiliyor. Üvey anasını. Öz annesini bile satabiliyor. Çünkü İslamiyet öncesi mi bu? Evet, İslamiyet öncesi. Şimdi kadına bakış o gün için böyle. Şimdi İslam bunları, hayır bunları satamazsın, bunlar mal değildir diyor. Hangi ayette bu? Var mı böyle bir ayet? Hangisi? Yani bunlar mal değildir, köle gibi satamazsınız diye bir ayet var mı? Yani insanları... Ben hatırlamıyorum, siz ilahiyatçısınız. İşte şimdi Kur'an'ın mesajı, Kur'an'ın anlattığı ifade, yani onların normal aynen bizim gibi diğer insanlardan hiçbir farkı olmadığını, bütün insanların Allah katında eşit olduğunu, insanlar arasında birbirlerine değer vermenin caiz olmadığını, insanlara ancak Allah'ın değer verebileceğini. Ama bu biraz zorlama bir yorum oluyor. Allah katında eşit olmak da dünya katında eşit olmak aynı değil. Yani köle de öbür tarafa gittiği zaman, köle de camiye gittiği zaman tamam eşittir. Başbakan da halife de camiye gittiği zaman eşittir demek ayrı. Ama kölelik müessesesi ayrı bir şey. Yani Allah katında eşit, o ayrı. Köle de cennete gidecek, o ayrı mesela. Ama kölelik müessesesini kaldıran bir ayet ben hatırlamıyorum. Az bilgilerimle. Siz şimdi, bana net olarak söyleyebilir misiniz şu ayet diye? Şimdi kölelik müessesesi... Bir de üstünüze alınmayınca ayet yoksa yok, siz olanı söyleyeceksiniz. Hayır. Ben şunu diyorum, yani Kur'an'ın ilkelerine temel esaslar açısından baktığımız zaman... Kur'an adaletten bahsediyor. İnsanların hepsinin eşit Allah'ın kulu olduğunu tamam gösteriyor. Tamam ama ondan bahsediyor da İşte olarak o zaman niye kölelik esaret altındaki insanların, esaret altındaki insanların serbest bırakılması için peygamberin yaptığı mücadele İslam'ın da kendisi değil mi? Yani mesela daha ilk Müslümanlardan Bilal-i Habeşi, mesela Ebu Bekir, yani Hazreti Peygamber'in hem kayınpederi hem de en yakın arkadaşı, yani çocukluk arkadaşı, yani eğer diyor servetim ise seninkine verirdim. Yani onu özgürlüğüne kavuşturmak, hürriyetine kavuşturmak için. Zaten Müslümanlar, yani o günkü ilk İslam'a girenler kölelerdi genellikle, cariyelerdi. Çünkü onların hakkını savunuyordu Kur'an. Peygamber onların normal insan olduğunu, onlara eziyet, işkence yapılmanın yasak olduğunu söylüyordu. Peki bu konuyu geçelim, zamanımız yok o kadar. Köleliği, köle satın alıp özgürlüğünü vererek affetmek, köleliğe karşı olmak değil. O ayrı bir sistem. O insani bir davranış olabilir. Köleliğe karşı olmak, bir ayette olması, ben köleye sahip olmasam, köle satın alıp bağışlayacak param olmasa bile sistem olarak bu yoktur demek ayrı bir şey. Böyle bir ayet duyamadım şu ana kadar. Hayır, ayet o şekilde değil. Şimdi, tamam, değil. O ayet, şekilde değil. İşte öyle bir ayet değil de, şimdi Kur'an'daki ilke zaten birçok ayette hem biz ayetlerin, oradan çıkarsama yapacağız. Ha şöyle, ayetlerin içinde de geçiyor zaten, insanın mülkünün olamayacağını, yani genel manada. Ya tabii bireysel olarak o dünyevi yaşam içerisinde olacak da, yani
Mesela Taha suresinin 6. ayetinde yerlerde, göklerde, ikisinin arasında, yerin derinliklerinde ne varsa hepsi Allah'ındır diyor. O halde biz buradan köleliğe karşı manası mı çıkaracağız? Şimdi böyle olunca insan mala sahip olamıyor ki insanın mal diye sahiplensin. Evet, bu yanıt olmadı. Yani yoksa yok. Yani ben yanıtını alamadım. Hani böyle köleliği yasakladım diye böyle bir şey yok. Böyle bir niye ayet domuz eti yemeyin diye yasak oluyor da insanı köle yapmayın diye ayet niye yok hocam? Yapmayın. Şimdi yani domuz eti yemeyin ayet yok mu? Yani kesin yasaklar yok mu İslamiyet'te? Var. Ayete var. Dayalı kesin yasak varken insana, insanın köleliğine ilişkin kesin ayet niye olmaz? Şimdi o günkü insanlar zaten kendi annesini bile köle gördüğü için kendi eşini, çocuklarını, kız çocuklarını yani kadın denen varlığı zaten köle olarak gördüğü için erkeklerin de kim kimi ele geçirebilirse, kim kimi hakimiyeti altına alabilirse alıyor öbür pazarda satıyordu. Şimdi işte bunları kaldırıyor. Ama işte o zaman şu olarak çıkıyor. Şunu söyleyelim de geçelim karışık ve derin bir konu. Sanki İslamiyet içine geldiği toplumun bugün için anlamsız olan, kötü olan uygulamalarını tümden değiştirirse hiç taraftar bulamayacakmış gibi bazı şeyleri örtbas etmiş gibi. Devrim o değil ki. Küt diye, üstelik bunu söyleyen Allah, yani küt diye bu yoktur diyecek, bitecek. İnanırsın, yaparsın, yapmazsın ayrı bir şey. Onu bulamadık, geçelim. Şimdi haremi konuşuyorduk. Hazreti Muhammed'in kaç eşi vardı demiştim ben. Acaba padişahlar, bu bir sünnettir, biz İslam imparatorluğuyuz, padişahlıyız. Hazreti Muhammed'de de vardı, biz onun için mi harem kuruyoruz demiş olabilir. Haremin kaynağı ne? Hazreti Muhammed'in kaç eşi vardı? Onu sormuştum. Şimdi Hazreti Peygamber'in 11 bilinen hanımı var. Yani aynı anda mı? Teker teker vefat ettikten sonra mı? Aynı anda kaç hanımı vardı? Yani bir defa 52 yaşından önce Hazreti Peygamber'in tek hanımı var. 6 tane çocuğunun annesi olan Hatice. Medine'ye geldikten sonra Ebu Bekir'in kızı Hazreti Ayşe ile evleniyor. Ondan sonraki hanımları Hazreti Ömer'in kızı var. Beni Mustalık kabilesinin reisinin esir edilmiş kızı var. Mısır kralının gönderdiği bir cariyeyi Hazreti Peygamber'in yani o cari olarak, hediye olarak gönderiyor. Hazreti Peygamber onu eşler içerisine alıyor. Hazreti Peygamber'e vefat... Köle yani hediye yani bir kral da olsa... O bir Müslüman değil ama. Olsun. Müslüman değil. Müslüman olmayınca kölelik serbest mi? Hayır. Yani orada Mısır'da serbest. Mısır'da serbest ama alan bensem ve ben Müslümansam köleyi niye kabul edeyim? Kölelik bende yok demem lazım. İşte alıp lazım. Serbest ediyor o da. Peygamber. Nasıl serbest etmiş? Ediyor. Evlenmiş diyorsunuz. Teklif etmiş, o da kabul etmiş. Ya gecenin bu saatinde saat 2 oldu. Peki, gerçekten hatta ondan çocuğu da var Hazreti Peygamber'in. İbrahim adındaki oğlu mesela Mariye'dendir. Yani Mariye'yi Kıptiye'dendir. Mısır'dan gönderilen bir cariye Kıpti kadındır. Kıpti Çingene yani. Evet Çingene. Yani Müslüman oluyor. Yani önceden gayrimüslimken sonra Müslüman oluyor ve Hazreti Peygamber'in çok zaten... Peki Müslüman olmasa ne olacaktı o kadın? Şimdi Mısır'da kim var olsa da kral mı, firavun mu? Mukavkıs deniyor o zamanki idarecilere. Ne, vali gibi bir şey mi? Ne? Yani Mısır yöneticisi. Yöneticisi. Mısır yani. Yöneticisi. Hükümdar. Müslüman olmayan Mısır'ın hükümdarı, Müslümanlığın kurucusu olan Hazreti Muhammed'e bir kadın hediye ediyor. Bir cariye. Bir merkep hediye ediyor. Nasıl? Eşek. Ha, onları saymayalım. Ben şimdi haremi anlamaya çalışıyorum. Bazı malları hediye ediyor. Bir de cariye. Bir takım mallarla birlikte, evet. Mallar, hayvanlarla birlikte bir de kadın. Hı-hı. Adına cariye denen bir kadın hediye ediyor Müslümanlığın kurucusu Hazreti Muhammed'e. Evet. Bu kadın Maria. Maria, evet. Maria demiş. Maria, Maria diye okuyoruz. Evet. Ve ona da Hazreti Maria dememiz gerekiyor herhalde. Tabii artık. Tabii dedik. Evet. Peki Hazreti Maria, peygamberin eşi olmasaydı nasıl bir muameleye uğrayacaktı? Ne olacaktı? Şimdi birisi eşyalarla, mallarla birlikte bir kadına mal gibi hediye ediyor. Nedir? Köle mi olacaktı? Hazreti Muhammed evlenmeseydi bağışlayacak mıydı? Neydi uygulama? Hazreti yani çaresiz seçeneği var mıydı yani bu kadına? Yani Hazreti Peygamber'in böylesi durumlarda yaptığı ve... Böylesi başka durumlarda mı vardı? Yani o günkü toplum yapısına gösterdiği, tavsiye ettiği, yol gösterdiği ve kendi uygulamaları böyleydi.
yani herhangi bir cariye, köle savaşlarda vesairede kendi payına düşüyorsa veyahut da esir olarak alınıyorsa onları özgür bırakıyordu, serbest ediyordu. Yanındakiler bırakıyor muydu? Bıraktırıyordu onlara tabii. Ya böyle bir şey olabilir mi Halit Bey ya? Savaşa gidiyoruz, kadınları da esir alıp geliyoruz. Sanki şey mağara devrindeyiz. Öyle. Gittik, mağara devri kaplanı tabii. Avladık, getirdik sürüyerek. Aynen öyle. Kadınları devri. Da avladık, getirdik. Ya. Aynen öyle. Ama biz şimdi öyle. Hani bu İslamiyet olmasa, din, ahlak, eşitlik üzerine dayalı, hak hukuk üzerine dayalı bir inanç sistemi olmasa, deriz ki tarihte filanca devirde, filanca yerde bu uygulamalar vardı. Nitekim var başka yerlerde. Ama İslamiyet'ten bir dinden söz ediyoruz. Bu saydığımız değerlere sahip bir sistemden, inanç sisteminden söz ederken savaşa gittiler, malları aldılar, ganimetleri. Hatta işte Uhud Savaşı'nda mı okçular biz de ganimet alalım diye tepedeki yerini bıraktı, indiler, ganimet paylaşıyorlar. Ganimet demek kadın da demek aynı zamanda. Evet, yani savaşta, peki şimdi savaşa karşı tarafın, düşman gördüğünüz tarafın askerler arasında kadın asker olmadığına göre ne yapıyorsunuz? O dönemde meydan savaşı var. Bir meydanda buluşuyorlar karşılıklı. Evet. Peygamberin savaşlarını bildiğim kadarıyla söyleyeyim, siz düzeltin. Önce teke tek savaş oluyormuş. Diziliyorlar, film sahnesi gibi düşünün. Evet. İki taraf. İki taraf birbirine meydan okuyor. Senden bir yiğit gelsin, benden bir yiğit gelsin. Çıkıyorlar iki ordunun önünde. Ordu dediğiniz de 1000 kişilik, 300 kişilik falan bir şey. Daha biraz. Bazı yani yerlerde, evet. Bugün bir stada 50.000 kişi giriyor değil evet, mi? Evet, evet. Çıkıyor arena gibi, herkesin önünde kılıç, mızrak neyse yumruk, birisi birisini öldürüyor. Sonra diyor ki senden bir yiğit birisi daha gelsin. Bu şey gibi, savaş yapmayalım, bilek güreşi yapalım, kim kazanırsa. Sonra olmayınca askerler birbirine giriyor. Yani usul buymuş. Peki diyelim ki ben bu tarafın savaşan komutanıyım. Karşı tarafı esir ettim. Ganimet olarak kadını nasıl alabiliyorum? Karşı tarafta kadın asker yok ki. Ben onları yendim diye gidiyorum onların şehrine, evlerimi talan ediyorum. Ne yapıyorum? Tabii orayı komple zapt ediliyor. Yani o kabile diyelim. Yani o kabile, o çevredeki insanların yani silah kullananları veyahut da silah kullanmaya teşebbüs edenlerin aileleri vesaireleri. Fakat işte Hazreti Peygamber'in burada uygulamaları genellikle şöyle görünüyor yani tarihi kaynaklarda. Özellikle bunu Müslüman Arap tarihçilerinin kaynaklarında, yani Hazreti Peygamber esir edilen aileleri belirli bölgelere hani iskan ederken aileleri birbirlerinden ayırmazdı. Yani onlardan alıp köleleştirmezdi. Tam tersine köleleştirilmiş olanları aileleriyle bütünleştirirdi. Bir şey soracağım. Başka hangi peygamberin elinde kılıç vardı Hazreti Muhammed'den başka? Tarih boyunca çok sayıda peygamber gelmiş. Hazreti Muhammed'in elinde kılıç var, değil mi? Savaştığı için. Şimdi mesela Hazreti İsa'nın elinde biz kılıç görmüyoruz. Musa'nın elinde kılıç görüyor muyuz tarih boyunca? Ondan önce mesela Hazreti İbrahim'i dinler deniyor ya. Hazreti İbrahim'in elinde, Hazreti Nuh'un bildiğimiz büyük peygamber dediğimiz peygamberlerin hangisinin elinde bir Müslüman olsun olmasın ki öncesinde Müslüman değil zaten başka. Kimde kılıç var? Şimdi aslında peygamberlerin hiçbirinde kılıç yok. Aslında Hazreti Peygamber'de de kılıç yok. Savaşıyor. Şimdi savaşıyor şöyle. Kılıç kuşanıyor. Kılıç kuşanıyor. Aynen tabii. Peki. Öyle sorayım. Evet. Kılıç kuşanan başka hangi peygamber var? Şimdi daha öncesini hani böyle birebir şu peygamberin kılıç kuşandığı diye yani Kur'an'da böyle bir açık bilgi yok. Kur'an'da değil. Tarihe baktığımız zaman. Yok. Yok. Yani böyle bir yok. Ama peygamber de yok bakın. Mekke döneminde 610'da vahiy geliyor. Yani Kur'an gelmeye başlıyor. 622'ye kadar Hazreti Peygamber'in yaptığı sadece tebliğ. Yani işte hak, adalet, hukuk, işte iyi davranın, paylaşım, bölüşüm vesaire. Medine'ye geliyor. Mekkeliler bir yıl sonra gelip Hazreti Peygamber'i ve inananları, Müslümanları orada imha etmeye çalışıyorlar. İşte o zaman izin veriliyor kılıç kullanmaya. Peki şöyle şimdi ne yapsın? Kaçsın mı oradan da? Ayrı tartışırız onu. Yani savunma savaşı. Onu diyorum. Tamam yani. Öyle diyelim. Ordusu olan başka hangi peygamber var? Çünkü peygamberlik Allah'ın söylediğini tebliğ. Söyleyeceksiniz insanlara. Tabii. Ordu dediğinizden başka bir şey oluyor. Ordusu olan başka tarih boyunca binlerce yıllık insanlık tarihinde kim var? Peygamberin de ordusu yok. Hazreti Muhammed'in de ordusu yok. Var. Kaç tane savaş var? Ordu topluyor canım. Hayır, şimdi ordu şu. Şimdi Medine'ye geliyor.
Medine'deki Hristiyanlarla, Yahudilerle bir anlaşma yapıyor. Diyor ki, şey yapacağız, hepimiz birbirimizi koruyacağız. Şimdi burada anlaşmaya uymayan Yahudi kabileler, Hristiyan kabilelerden savaştıkları var. Yani... Bu şekilde de olsa, ikincisi, ordusu hem olan, bu şekilde olan başka peygamber var mı? Hem Uhud Savaşı'nda hem Bedir Savaşı'nda Hazreti Peygamber'in yaptığı iki, hatta savaş olmamıştır orada ama Hendek Savaşı diye tarihteki o üç savaşta da Hazreti Peygamber'in yaptığı sadece savunmadır. Neyse, öyle, öyle soruyorum. Savunma da olsa, savunma amacıyla ordusu olan başka hangi peygamber var tarih boyunca? Ben başka bir peygamberi bilmiyorum. Ben yani, de bilmiyorum. Ben de hiç duymadım. Hiçbir kaynakta görmedim. Hatta kutsal son peygamberin elinde, son peygamberin belinde diyelim, kılıç kuşandığı için, son peygambere kadar hiçbir peygamberin belinde kılıç yokken, yani silah yokken ve savunma amaçlı da olsa ordusu yokken, son peygamber ne demek? Her şey artık tekamül ediyor, olgunlaşıyor. En sonuncusu dinimizi tamamlıyor, gidiyor. Tabii. Değil mi? Ölüyor Hazreti Muhammed. Sonuncusunda hiç olmaması lazım diye insan düşünüyor. Ama insanlık bir... Hani ilkinde olabilir. İlkinde daha ilkel toplumlarda binlerce yıl önce olabilir. Ama bu gide 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 daha medenileşir ve en son tekamül eden dinde daha silahlardan uzak, daha özgürlükçü, daha bir iyi ortam olabilir diye düşünüyor. Ama tam tersini görüyoruz. En son tekamül eden dinde biz orduyu ve silahı görüyoruz. Ama şimdi şu noktaya geliyoruz. Kur'an'da tam tersi var. Diyor ki size saldıranlara karşı, yani size saldıranlara karşı. E tamam, önceki peygamberlere de saldıranlar vardı canım. Hayır, onlara... Hazreti Musa da koskoca Firavun'la uğraşıyordu. Yani tamam. Firavun vardı karşısında. Şimdi Kur'an'da diyor ki, şimdi hani tekamül edecek diyoruz ya. Şimdi düşmanlar size saldırdığınız zaman kendinizi, vatanınızı, toprağınızı korumak için mücadele etmez de kaçarsanız ondan sonrası tamam, için çok ama büyük dehşet verici ifadeler var. Kur'an aşamasına gelince var tabii, dehşet verici aşamalar. Tabii. Şimdi peygamberin elinde kılıç olmazsa, ordusu olmazsa kendisini nasıl koruyacak? Ben işte gerekçesini sormadım da durum tespiti yapalım dedim. Secaettin Özak isimli izleyicimiz diyor ki Süleyman peygamberin de ordusu vardı diyor, kraldı diyor. Öyle mi? Süleyman peygamberin de hatta babası Davut peygamberin de şeyi vardı. Hükümdardı her ikisi de. Ordusu vardı fakat onun ordusunun cinlerden hatta rüzgardan olduğunu, hani Kur'an-ı Kerim'de buna benzer teşbihler var, misaller var. Yani Süleyman Aleyhisselam'ın veya Davud Aleyhisselam'ın savaştığına dair de bir ifade yok. Sadece Talut ve Calut olayı var Kur'an'da. Nedir o? Yani Talut ve Calut kendilerine zulüm yapan bir hükümdara karşı geliyorlar Davud peygamberden. Hazreti yardım Davud'un istiyorlar. Da kılıç kuşanmış. Evet, tabii. Demek ki varmış. Bak, onlar, hatırlattı da. O bir hükümdar tayin ediyor Calut diye. O Calut o topluma zulmeden Talut'la mücadele ediyor. Yani Kur'an'da bu olay anlatılır. Yani yine bu Hazreti Peygamber'in, Hazreti Muhammed'in dönemindeki savaşları adeta daha net anlamamıza vesile oluyor. Yani size saldırmadığı müddetçe veya bir mazluma saldırmadığı müddetçe siz de gidip de bir başkasını malını, mülkünü, toprağını vesairesini almayın, onları ezmeyin vesaire. Şimdi Hazreti Peygamber'in saldırı savaşı yok. Savunma savaşı var. Savunma Hazreti Davud'un da saldırıya uğramış olan bir halka bir komutan ve ordu göndererek yardım etme meselesi anlatılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Yani gidin de onu yok edin, imha edin veyahut da orayı işgal edin, elinden alın malını mülkünü demiyor. Tam tersine zulme uğramış olan bir topluma yardım edin diyor. Hazreti Süleyman'ın da ordusu vardı ama karıncayla karşılaştı diye bir şey var. Nasıl o? Yani burada tabii... Kılıca karşı karınca mı? Hayır, teşbih anlatılıyor. Hazreti Süleyman'ın ordusu geçerken veya havada geçerken deniyor. Bunu artık bazı İslam tarihçileri ordunun rüzgar gücüyle havada uçarak gittiğini, aşağıda bir karınca sürüsünün bunu gördüğünü ve karıncalardan birisinin
dikkat edin Süleyman'ın ordusu geçiyor, sizi ezer, içeri girin, yuvanıza girin diye karıncalara tavsiyelerde bulunduğunu veya emrettiğini söylüyor. Buna bazı tarihçiler de bunu, yani şeyde yorumcular ve tefsir müfessirler, bunu karıncanın da bir halk olduğunu, yani zayıf bir toplumun anlatılmak istendiğini. Bugünkü Türkiye gibi, karınca gibi olduk, ona benzer bir şey herhalde. Yani işte ezilecek olan güçlü, yani ezecek olan güçlü devlete karşı kendinizi korumak için kendinizi hedef yapmayın manasında yorumluyorlar. Çünkü karıncanın böyle bir şey yapacağı, hani tabii Allah için zorluk diye bir şey söz konusu değil. Hazreti Süleyman da bunu duyan anlar, o da peygamberdi, o da ayrı bir konu. Şimdi Tayfun Akbaş diyor ki, Hazreti Muhammed'in 13 eşi, 3 boşadığı, 13 nikahlanıp ayrıldığı, 4 mehir ödemeden aldığı, 16 cariyesi vardır diyor. Doğru mudur bu, yanlış mıdır? Hayır. Ben öyle bir, hani hayır demeyeyim şimdi arkadaş alınmasın. Benim İslam tarihinde araştırmalarım, Hazreti Peygamber'in 11 hanımı, 11 kadınla evlendiği, bunların bazısıyla hiç el ele değmediği. Niye evleniyor o zaman? Yani sadece akrabalık bağları kurmuş. Şimdi gibi o devirle bugünkü halet ruhu içerisinde görmemek lazım. O günkü evlilik anlayışı çok farklı. Hani bizim mesela Osmanlı padişahları gayrimüslim şeylerle, krallarla ve hala bugün bile var Avrupa ülkelerinde. Hala Avrupa'nın bütün ülkelerinin krallık aileleri aynı ailedir. Yani İspanya krallığıyla İngiliz krallığı, Danimarka kralı aynı ailedendir. Aynı köktendir. Olabilir ama onlar Allah'tan vahiy aldık demiyor. Arada hayır farklı. İşte o toplumlarda diyorum, yani bu çok önemseniyor. Şimdi Osmanlı'da da gayrimüslim toplumlarla kız alıp vermek akrabalık bağlarını güçlendiriyor. En azından arada savaş yapılmasına hani engel oluyor. Evet. Böyle yapılmış. Şunu yani sormuştum. O devirde de öyleydi. Cevabı verdiniz mi? Ben mi kaçırdım verdiyseniz? Müslüman olmayan Mısır hükümdarı Hazreti Muhammed'e mallarla birlikte Maria'yı gönderiyor. Evlenmekten başka seçeneği neydi Maria'nın? Köle olarak evlenmeseydi köle mi olacaktı? Azat mı edilecekti? Azat edilecekti. Zaten Hazreti Peygamber'le evlenince otomatikman zaten onun köleliği yok oldu. Niye? Cariyeliği yok oldu. Öyleydi. Yani ona İslam hukukunda yani bir cariye o dönemde bile, yani bu sınırlama getirilmeden önce bile bir cariyeyle evlendiği zaman artık o şey oluyordu. Özgür kadın oluyordu. Ümmü velet deniyordu ona, yani çocuk annesi. Artık o cariye değil. O herhangi bir kimseye satılamaz, başkasıyla evlenemez. Yani bu sınırlamalar getirilmişti. Aynen kocasının diğer eşi hangi hakka sahipse o da aynı hakka sahipti. Fakat Hazreti Peygamber vefat ettiğinde 9 tane hanımı vardı. Deminden beri ne uğraşıyorsunuz o zaman, söylesenize. İşte 11 hanımla evlendi, yani vefat ettiğinde 9 hanım vardı. Vefat ettiği sırada aynı, onu sormuştum. Aynı anda 9 hanımı mı vardı? Evet, vefat ettiğinde 9 hanımı vardı hayatta olan. Bu kadar açık ve net. Ben tabii, çok tabii. Net soru soruyorum. Net tabii. Cevabı şimdi aldım. Tabii. Vefat ettiği tarihte 61 yaşına vefat etti. 61 yaşına vefat ettiği zaman 9 tane 62 işte, evet. Fakat işte hanım bıraktı. Enteresan hanım bakın bıraktı. 52 yaşıyla yani 9 yıl içinde Hatice'yi sayma. 52 yaşından 62 yani son 9-10 yıl içinde. Son 10 yıl içerisinde son 10 yıl içinde 10 hanımla evleniyor. Evet. Yani bunun bir erkeklik dürtüsüyle vesairesiyle olmadığı zaten buradan anlaşılıyor ki işlerinde çok yaşlı kadınlar var. Siz öyle diyorsunuz. Tamam, yaşlı kadınlar ayrı. Bunu da başka bir programda tartışalım. Tabii gençler de var. O da ayrı mesele. Bunun Tabii kölesinin boşanan hanımı da var değil mi? İşte onu yasaklıyor. O, demin tamam. O, şimdi bu konuda soracak Zeyd çok meselesi. Soru var. Zeyd, evet. Çok uzun, çok sorular var. Çok ayrıntılı. Başka bir zaman konuşuruz ama şöyle söyleyelim. Peygamberin kaç dediniz? 9 tane hanımı vardı son 10 vefat senesinde. Vefat ettiğinde. Evet. Zaten Hatice Mekke'de vefat etmişti. Medine'ye geldiğinde peygamber bekardı, yani hanımı tamam. Yoktu. Siz böyle söylüyorsunuz da şimdi bu gerçekleri biz somut olarak ortaya koymalıyız diye düşünüyorum. Ortaya
koyulan gerçekleri, ortaya çıkan gerçekleri herkes farklı yorumluyor. Siz mesela ne dediniz? Genç hanımları da vardı ama çok yaşlı hanımı da vardı. Erkeklikle ilgisi yoktu. Bazı kitaplarda şöyle söylüyor, İslami kitaplarda. Ateistlerin ya da başka dinden insanların, Müslümanlığa karşı olanların kitabında değil. Müslümanların kitabında övgü olarak şöyle bahsediliyor. Hazreti Peygamberimizin erkekliği o kadar güçlüydü ki, ben kendim okudum bunları, duymadım. Evet. 70 erkek gücündeydi diye bununla gurur duyulan pek çok cemaat kitabı var. Evet. Üstelik Türkiye'deki çok büyük cemaatlerin yayınladığı kitaplarda ben bunu okudum. Biliyorum. Çizerek okudum. Siz de biliyorsunuz. Evet. Yani bugün bu evlilikleri siz erkeklikle bağlantılı olmadığını söylüyorsunuz ama bunun özellikle erkeklikle de bağlantılı olduğunu söylemese insanlar, niye bir insanın peygamberin 70 erkek gücünde olduğunu yazar kitaplarına? Bunu bir gurur vesilesi yapıyor ve buradan kendisi de sonuç çıkarıyor. Şimdi onun bir defa onlar tamamen Hazreti Peygamber'e yapılan iftiralar. Onlar kesin. Şimdi, ama işte ben yapmıyorum, ben söylemiyorum. Hayır, sizin söylediğiniz gibi. Cemaatçi olan insanların kitaplarında var. Tabii. Çeşitli cemaatler var, onların kitaplarında var bu. Hazreti o kesim de buna inanıyor. Hazreti Hüseyin için bile günde 4000 kadınla evlenirdi diye kaynaklara rastladım ben. Bu herhalde İslamiyet düşmanlığı içindir. Şimdi haremden geldik buraya, Osmanlıların, padişahların hareminden. Taksim Rumuzlu bir izleyicimiz diyor ki, Abdülmecid Efendi, onu okumayayım, harem sayısını artırmak için bir şey yazmış. İrfan Şahin diyor ki, Nur Suresi 61. ayette haremlik selamlık uygulamasının İslami olmadığını anlıyoruz diyor. Fetihlerle ilgili bir soru var. Çok aşağıda kalacak, hemen söyleyeyim. Hakan Bey, bu başka bir Hakan Bey. Hı hı. Soyadı K. Diyor ki, Halit Bey'e sorar mısınız? Osmanlı'nın din adına fetih yapmasını eleştiriyor ama peygamberimiz ve sonrasındaki halifelerin fetihleri için ne düşünüyor demiş. İşte mesela Mekke'nin fethi var değil mi? Çok önemli. Fetih amaçlı olabiliyor. Nurşen Hanım'ınkini okuduk. Şimdi Mekke'nin fethini daha önceki bir programımızda da söylemiştim herhalde. Mekke, Hazreti Peygamber'in ve Medine'ye adeta, yani doğup büyüdükleri vatanı, memleketi, yurdu, yuvası dar edilip sürgün edilen insanların bir gün gelip Mekke'yi fethetmeleri. Bu onun açıklaması gerekir. Sonuçta fetih. Fetih değil mi sonuçta? Ama başka bir ülkeyi almıyor. Kendi ülkesinin kendi kaybettiği toprağı geri alıyor. Bundan tabii ne olabilir? Ama Atatürk de gidip Selanik'i fethetmedi mesela. Orada doğmuştu. Ya Labise'ye dalamayacak mıydı? Atatürk'ün misak-ı milli sınırları nereden başlayıp nerede bitiyor? Yani Lozan'da... Ama Selanik'i almak istiyorum diye hiçbir sözü yok Atatürk'ün. Hiçbir eylemi de yok. Yani tamam, almak isteseydim alabilirdim yok. Mesela Musul'u ömrüm yetseydi alırdım sözü var da Selanik'i doğduğu yer için yok böyle bir şey. Şimdi, yani bu fethe gerekçe olabilir mi? Hazreti Peygamber'in doğduğu yerdir orası, o yüzden fethetmiştir. O zaman Fatih Sultan Mehmet de Bizans'ı niye fethetti? Orada mı doğmuştu? Hayır. Konstantinopolis'te mi doğmuştu? Orunkusu fetih değil işte. O ayrı bir mesele. Şimdi Atatürk'ün hani 1922'deki Mudanya Mütarekesi'ndeki anlaşmaya İstanbul dahil, Boğazlar dahil, Trakya komple işgal altında. Batı Trakya, bugünkü Batı Trakya dahil Atatürk'ün hayalinde misak-ı milli içerisinde. Yani yapabilse alacak. Çetin İlhan diyor ki, Hazreti Muhammed neden Hatice'den sonra çok eşliliği seçti? O varken niye çok eşlilik yoktu? Yani onu da şöyle açıklayanlar var aslında. İzleyicimiz yazmamış da. Hazreti Hatice tüccardı değil mi? Zengin, dönemin zengin kadınlarından biriydi. Kervanları vardı. Hazreti Muhammed öyle girdi. O güçlü bir kadın olduğu için mi olmadı? Hazreti Hatice'nin vefatından sonra bu çok eşlik var, onu soruyorlar. Şimdi Hazreti Hatice, Hazreti Peygamber'den birkaç yaş küçüktü. Yani daha doğrusu birkaç yaş Hazreti Peygamber daha doğrusu büyüktü. Şöyle, Hazreti Peygamber 25 yaşında iken... 40 yaşında. Yok, 40 yaşında. 25 ile 40. 28 yaşında olduğu... Kimin? Ben bunu birçok... Kimin 28? Hazreti Muhammed'in? Hazreti Hatice'nin 27-28 yaşında olma ihtimali... Çok ama bizim bildiğimiz bütün kaynaklardakini söyleyelim şimdi, onu tartışmayalım. Hazreti Hatice 40 yaşında, Hazreti Muhammed 25 yaşında değil miydi? Şimdi öyle yazmıyor mu kitapta? Öyle diyorlar tamam. Fakat işte eğer bilimsel olarak bunun biraz temeline girmezsek bu böyle kafalarda yer ediyor ve bu da çok büyük yanlışlara sebep oluyor. Şimdi sebebi şu. Diyanet'in kitaplarında ne yazıyor mesela? Diyanet'in kitapları böyle yazıyor. Basmakalım işte. Yani 25 tabii, yaş
40 yaş, 15 yaş fark var. O aktararak gidiyor. Şimdi ama ben de, Diyanet de söylüyor bunu. Ben bunu gerek Türk gerekse Avrupa'daki konuştuğum jinekologların ifadeleri şu. 40 yaşından sonra bir kadının 6 tane çocuk yapması ihtimal dışı bir şeydir diyor. Yani normal şekilde. Dinde çok normal. Halit Beyciğim, dinde çok normal. Hazreti Meryem bile evlenmeden çocuk yapabiliyor. Hayır. Dinde. Yani 40 yaşını bu evlenmeden çocuk olabildiğine göre dinimizde, yani bir erkek olmadan Hazreti Meryem'in Hazreti İsa'yı doğurduğu dinde var olduğuna göre din, 40 yaşından sonra da olabilir. Şimdi olmaz. Burada din yok henüz. Yani Hazreti Hatice ile evlenmesi ve Hazreti Hatice'den 6 tane çocuğunun olması peygamberlikten önce. Bir defa orada tamam, din yok. Tamam. Siz bunu kendi incelemelerinize göre açıklamaya çalışıyorsunuz. Ama Diyanet'in bile kitaplarında Hazreti Muhammed 25 yaşında, Hazreti Hatice 40 yaşında evlendikleri tarihte. Evet, ben öyle hatırlıyorum. İşte, yanlış mı? Aynen sizin dediğiniz tamam. Doğru. Orada öyle de. Siz yorum getiriyorsunuz şimdi. Yorum değil. Bilgi. Yani ben bunu Kur'an bilgiye, bilime vurgu yapıyor. Ben de bunun bilimsel uzmanı değilim. Tamam. Uzmanlarıyla konuştum. Siz ama olsa olsa yöntemiyle, yani 40 yaşından sonra 6 çocuk olamaz, o zaman şu yaşta olmalıydı diye düşünüyorsunuz. 6 çocuk birer yıl diyorsunuz, 6 yıl geriye gidiyorsunuz falan, böyle hesaplıyorsunuz. Yani bunu ben öğrendiğim uzmanlardan, yani gerçekten bunu ben birkaç kişiden, yani en az 3-4 tane Avrupa'daki bu işin uzmanı olan hem kadın hem erkek jinekologlardan sordum, hem de Türkiye'de sordum. Ama bunu İslamiyet'e sormak lazım. İslam açıdan sormadım ben bunu. Yani 40 yaşından sonra bir kadının annelik durumu nedir? Bunu jinekologlara soruyorsunuz. Yani bilimle uğraşanlara, tıp bilgisine başvuruyorsunuz ama mesela Miraç konusunda astronomlara sormuyorsunuz herhalde, değil mi? Böyle bir şey olabilir mi, insan yükselir mi diye. Şimdi Miraç konusuyla ilgili Kur'an'da bir ifade yok ki. Olsaydı evet, sorardım. Çok geniş bir konu. Kapatacağız, girmeyelim. Hazreti Muhammed neden Hazreti Hatice'den sonra çok eşliği seçti sorusu vardı. İşte söyledim ya, o günkü aile bağlarını ve o çevredeki kabileleri, akrabalık bağlarıyla o toplumun yapısı böyle. Niye Hazreti Hatice yaşarken akrabalık bağlarıyla toplumu koruma altına almadı da sonra? O zaman peygamberlik yok. Peygamber olarak görevli değil Hazreti Muhammed. Yani peygamberlikle görevli şey yok, vazifesi yok. Hazreti Hatice ile evlendikten kaç yıl sonra peygamber oldu? 15 yıl sonra. O zaman aldı mı? Yani Hazreti Hatice ile evleniyor, 6 çocuğu oluyor, o evliliği 15 yılını geçtikten sonra peygamberliği geliyor. Evet. Kaç yıl peygamberliği devam ediyor Hazreti Hatice yaşarken? Yani onun ölümüne kadar hesaplayalım ki peygamberliğinin kaçıncı yılında çok eşliliğe geçiyor? 11. yılında. 11. Hatta 11. yılının sonuna doğru. Evet. Peki. Çünkü Hazreti Peygamber'in eşi Hatice vefat ediyor. Ve bir müddet sonra da işte amcası da vefat edince Hazreti Ali'nin babası Ebu Talip, Hazreti Peygamber Medine'ye hicret ediyor. Bunu bazı insanlar, şöyle araştırmacılar şöyle açıklıyor. Dediğim gibi Hazreti Hatice çok güçlü bir kadındı. Otoriter bir kadındı. O yüzden onun zamanında ikinci eş çok eş olamazdı. Yok Ulki Bey, şimdi aslında Hazreti Hatice Hazreti Peygamber'le evlenmeden önce iki defa evlenmiş. İkisinde de eşleri vefat etmiş. Eşlerinden kalan mallar, başka demek ki akrabası falan yokmuş herhalde adamların, ki tamamı Hazreti Hatice'ye kalmış. Hazreti Hatice o zamanlar... Peki nasıl kalabiliyor? Biz demiyor muyuz? Daha doğrusu uzmanlar demiyor mu? Hazreti Muhammed'den, İslamiyet'ten evvel cahiliye dönemi vardı. Kadınlar diri diri gömülüyordu. Kadınların miras hakları yoktu diyorsunuz. Şimdi işte, Hazreti Hatice Müslümanlık yokken, yani Müslüman değildi Hazreti Hatice o sırada. Evet. Nasıl miras ona kalabilir? Ne işte, elinden almamış erkekler? Yani miras demiyorum ona. Yani kocalarından yani kalan mallar tamam. Onunla kalıyor. İşte şimdi enteresan. Hazreti Hatice'nin güçlü bir tarafı yok. Yani Hazreti Hatice'nin aşireti var, ticareti yok. Var. Ticaret olarak öyle. Güçlü hani, işte para orada. Kadın olarak bir toplum önünde bir şeyi yok. Anladım yani, ama nüfuzu yok. İş hanımı yani vesairesi. Bugünkü Güler Sabancı gibi. Ha, yani evet. Tabii güçlü değil mi şimdi evet. Güler Sabancı? O günün şartlarında tabii. Tabii kervanı var, ne demek. Oradaki o dönemde yaşayan insanların bir tane devesi bile yokken deve sahibi olmak çok büyük prestij ve zenginlik. Hazreti Peygamber de onun bir nevi... deve kervanları var. Yapmayın. Evet. Hazreti Peygamber de Hazreti Hatice'nin şirketinde çalışan bir memur diyelim yani. Evet. Evet. Yani öyle kabul edelim bugünün şartlarında. İşte o yüzden şimdi böyle söyleyenler de var. Hayır, o dönemde bütün kadınlar köle cariye demek değil. Yani
bugün nasıl dünyanın her bir tarafında belirli bir seviyeden, yani şimdi Hulki Bey, o zaman yani, cahiliye dönemi diye bütün dönemi Hulki Bey, aslında bu zamanımıza bakalım. Uçağın business class ile ekonomik klası yok mu? Aynı uçağın. Lokantaların birinci sınıfı, ikinci sınıfı, üçüncü sınıfı yok mu? 21. yüzyılda yaşıyoruz. Otellerin birinci, üçüncü, onuncu yıldızlısı yok mu? Aynı insanlar geliyor ama herkesin para durumuna göre geliyor. O zaman da kimin parası varsa o mesela cariye var da kölelik de var. Köle erkek. O da mal olarak görünüyor. Çünkü kimsesi yok. Gariban, çaresiz. Yani ekonomik olarak gücü olmadığı zaman siyaseten de gücü olmuyor. Evet, tabii onu söylüyoruz. Nurşen Hanım diyor ki, Nihat Hatipoğlu'ndan bir söz yazmış. Doğrular mı Halit Hoca diyor. Nihat Hatipoğlu'nun anlatımına göre Hazreti Muhammed, Hazreti Osman'ı arka arkaya iki kızıyla evlendirdikten sonra bir kızım daha olsa vallahi seni onunla da evlendirirdim demiş. Halit Bey bunu doğrular mı? Yani Hazreti Peygamber'in iki tane kızıyla evlendiğini biliyoruz. O tarihi kaynaklarımızda var. Onda şaşma yok. Ama Hazreti Peygamber'in böyle bir söz söylediğini yani geçiyor kitaplarda ama böyle devamı var. Nurşen Hanım diyor ki kardeş gözüyle, ben inandırıcı bulmuyorum. Kardeş gözüyle bakılması gereken baldızla evlenmek kötü örnek teşkil etmiyor mu? Hayır. Birisi vefat ettikten sonra baldızıyla evleniyor. Yani önceki eşi vefat ediyor, sonra baldızıyla evleniyor. Ve o baldızı da zaten Hazreti Peygamber'in baldızı da, onlar da zaten dul kaldılar. O günkü yaşantı, o günkü o günün dramını bugün anlamak çok zor. O günkü kadının yapısını bugün anlamak çok zor. O gün o günküyle düşünmek lazım. Emin Turabık isimli izleyicimiz diyor ki Araplarda kız çocuklarına 12 yaşından sonra yaş veriyorlarmış. Yani aslında 1 yaşına dediği zaman 13 yaşında mı oluyor? 12 yaşına geliyor ergenlik. Ondan sonra yaş veriyorlardı diyor. Ama ne demek istiyor acaba? Şimdi Araplarda hala... Demiş ki Hazreti Hatice 40 yaşında olursa artı 12 eşittir 52 yaşında oluyor. O zaman 6 çocuk sahibi nasıl oluyor demiş Emin Bey. Yani siz de aynı mantık hemen. İşte onu söyledim ben de. Yani ben işin bilimsel yönünü söyledim. Şimdi kitaplarda her şeyi yazıyor. Kitaplara bakmayalım. Şimdi Kur'an bilime vurgu yapıyor. Ben de işin bilimsel yönünü araştırdım. Bu neticeye vardım. Adı yani olmayan Fikirci Baba Rumuzlu bir ileti. Hazreti Süleyman'ın kral kızlarından 700 karısı ve 300 cariyesi vardı diyor. Kitaplarda böyle bir şey var mı? Ya kitaplarda her Palavra şey yaşıyor. Palavra mı? Fasafiso mu? Yani inandırıcı bir şey değil yani. Yani kitaplarda Peki. geçiyor. Tabii okuyan vatandaş bunu gerçek zannediyor. Yani okuduğu kitapta böyle yazdığına göre inanıyor. Peki. Derin konu bu. Bunu başka bir zaman ayrıntılı tek başına tartışırız. Buraya nereden geldik? Acaba Osmanlı padişahları harem hani sünnettir, Hazreti Muhammed'den esinlenerek çok eşli olmuş mudur dedik. Şimdi Hulki Bey, Osmanlı'da, şimdi Osmanlı bizim atamız, tarihimiz, geçmişimiz. Fakat geçmişimizi, yani Kur'an'ın ilk emirlerinden birisi ve enzir aşiretekel akrabin. Yani önce çevremden, kendi etrafından başla. Şimdi kendi etrafımızı, kendi tarihimizi araştırmadan, buradaki hataları gün yüzüne çıkarmadan insanlarımızı Kur'an'la tanıştırmadan Kur'an'ı anlamaları mümkün değil. Anlamadan da inanmaları mümkün değil. O zaman hurafelerin peşine gidiyor. Şimdi eski bir mecusi geleneği olan Devşir Melik Osmanlı'da harfiyen uygulandı asırlar boyu. Devşir Melik. Ne geleni? Mecusi, yani ateşe tapanların evet, geleneği miydi? Evet, ateşe tapanların geleneği. Eski bir İran geleneğidir bu. Osmanlı bunu uyguladı. Kölelik, cariyelik, İslam buna yani direkt doğrudan doğruya köleliği, cariyeliği, hani demin bahsettik. Köleliği kaldırdım, yasakladım diye böyle bir temel akide koymasa da birçok ayetin işaretiyle, genel ana hatlarıyla yani insanlığı eşitlemeye çalıştı Kur'an. Hazreti Peygamber bunun mücadelesini verdi. Şimdi kölelik ve cariyelik Osmanlı'nın sonuna kadar devam etti. Bu insanların işte çocuklarını alıp gelip onları özel asker işte bu Yeniçeri vesaire filan en sonunda biliyorsunuz 2. Mahmut bunu yani ortalığı kan gölüne çevirdi. Yeniçeriliği ortadan kaldırmak için başka da bir çare bulamadı. Çünkü artık ne padişah dinliyordu, ne devlet dinliyordu, ne hükümet dinliyordu, kimseyi dinlemiyordu. Hani
her olay kendi dönemindeki şartları çok iyi analiz ederek ancak anlaşılabiliyor. Şimdi 2. Mahmut 12 bin Yeniçeri'yi niye kılıçtan geçirdi? Şimdi Yeniçerilerin o günkü yaptıklarına baktığınız zaman başka bir alternatif kalmıyor ortada. Peki, bir izleyicimiz bu kölelikle ilgili Nahl Suresi 75. ayeti örnek vermiş. Ben de şimdi internetten bakıyorum ne diye. Elmalılı Hamdi Yazır'ın mealinden okuyorum, sadeleştirilmiş metin. Allah şunu misal getirdi. Bir yanda hiçbir şeye gücü yetmeyen bir köle, diğer yanda tarafımızdan güzel bir rızık verdiğimiz, ondan gizli açık olarak harcayan hür bir insan. Bunlar hiç eşit olur mu? Bütün hamd Allah'a mahsustur. Fakat çokları bilmezler. Şimdi burada üstüne durulacak olan şu. Yani bir taraftan gücü yetmeyen bir köleyle bütün rızık verdiğimiz hür bir insan. Bunlar eşit olur mu diyor. İşte eşit olsun diyor. Olur mu diyor. Olsun demiyor ki burada. İşte. Olur mu diyor. Eşit yani bu şeyde de var. Mesela başka ayetlerde de var. Mesela diyor ki قُلْ هَلْ يَسْتَوِ الَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ Yani hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Tamam, ancak da, bilenler Allah'tan korkar. Burada yani. Da özgürlerle köleler bir olur mu gibi bir anlam çıkıyor. İşte bir olmaz, bir değildir. Bir, öyleyse neden bir değildir? Yani sen köleyi satın alıyorsun, o da bir insan. Yarın birisi de gelir seni satın alır, sen bunlar, de bir insansın. Hani böyle düşünün. Ama biz öyle düşünelim tabii, istediğiniz gibi düşünelim de burada öyle diyor mu ona bakalım. Bunlar aynı olur mu? Mesela Yaşar Nuri Öztürk'ün aynı ayeti çevirisi. Aynı şekilde Allah şöyle bir örnekleme yaptı. Hiçbir şeye gücü yetmeyen, başkasının eşyası durumunda olan bir kul, köle ile bizden güzel bir rızıkla rızıklandırdığımız ve ondan gizli açık dağıtan bir kişi. Bunlar aynı olur mu? Aynı değil işte. Ama aynı olması lazım. Tövbe estağfurullah. Siz Allah değilsiniz ya canım. Yani Allah böyle söylüyor. Bunu da siz söylüyorsunuz. Yani hayır. Allah ayetinde bunlar aynı olur mu diyor. Aynı olsun, bunlara şimdi eşit kılın demiyor. Orada bir şeye dikkat çekiyor. Nedir? Okuyalım. Yani işte ayetin önceki ayetleri, sonraki ayetleri bir bütünlük içerisine baktığımız zaman esas o ifade orada o zaman yerine oturuyor. Peki, öyle demiş olalım. Yani onu tartışacak halimiz yok. Yani şimdi Kur'an-ı Kerim'de bunu bilenler hemen hatırlayacaklar. Bazı ayetlerin sonlarında böyle bir ayın harfi vardır. İki ayın arasındaki ayetler bazen iki ayettir bu, bazen 5-10 ayettir, bazen 15-20 ayettir. Bu bir bütünlük ifade eder. Oradan bir tanesini aldığımız zaman çok yanlış bir mana ifade ediyor. Şimdi mesela Hristiyanları ve Yahudileri dost kabul etmeyin. Ya şimdi nasıl olur? Yani Hristiyanlarla kestiği, mesela Hristiyanların, Yahudilerin kestiğini yiyin diyor. Yiyebilirsiniz. Ya onlarla evlenmeniz caizdir diyor. Dost kabul etmeyin diyor. Şimdi eğer kelimeyi böyle harfine alıp da bu şekilde manalandıracak olursak bu nasıl bir şey yani? Ben evleneceğim kadınla nasıl dost olmam? Etini yani yemeğini yiyeceğim bir insanla nasıl? Yani onlarla evlenmek serbest öyle evet. mi? Evlenmek serbest olup da nasıl dost olmayacağım ben onunla? Ama evleneceğim, ben Müslüman yapıyoruz ya. Hayır, Müslüman olması şart koşun demiyor ki. O zaman Müslüman zaten. Müslüman olup da o dönemde Yahudi ile evlenen, Hristiyanla evlenen onu hemen Müslüman yapmıyor mu? Yani o gün öyle bir zorlama yaparsa İslam bunu da müsaade etmiyor zaten. Ama kimse hep öyle olmuş. Ya öyle olmuş ayrı. O Kur'an'ın ilkesi değil. O günkü insanların şeyi, yanlışı. Yani Hristiyanla Müslümanın, Yahudi ile Müslümanın evlenmesi caiz. Çünkü Hristiyan Müslüman olur da evlenirse zaten Müslümanla Müslüman evlenmiş olur. Onun kestiği de yenir ama bunu dost kabul etmeyin. Burada bir çarpıklık var. Kur'an'da çarpıklık olmaz. Buradaki ifade şudur. Hazreti Peygamber'le anlaşma yapan Hristiyan ve Yahudi grupların içerisinde, cemaatlerin içerisinde sözleşmeye uymayan kimseler vardı. Yani böyle aşiretleri vardı. Onlara güvenmeyin, onlara inanmayın. Çünkü onlar başkalarıyla, öbürleriyle birlik olup sizi kendilerine düşman görüyorlar ve size düşmanlık yapıyorlar. Buna dikkat edin diyor. Yani Kur'an buna işaret ediyor. Peki Ömür Oğuz diyor ki Kur'an 4 demiş ama Hazreti Muhammed ölürken 9 eşi varmış. O da mı uymadı Kur'an-ı Kerim'e diyor. Öyle değil işte. Nasıl? Bak, şimdi Hazreti bu ayet geldikten sonra
Hatta bazı Müslümanlar şöyle yaptılar. Vallahi o konuda da ayet var. İzleyicilerimizin günahkarıyım. Günahı onların boynuna olsun. Hayır hayır. Şimdi izleyicilerimiz gayet haklı olarak akıllarına takılanlarını soruyorlar. Keşke biz de bu yani Kur'an şey olsa onları detaylı olarak bir bir onları anlatabiliriz. Şimdi mesela 5 tane 6 tane eşi olan vardı. Bu ayet geldikten sonra 4. O zaman 5.'yi 6.'yı boşayacağım. Kur'an dedi ki hayır onları. Ama Hazreti Muhammed o durumda değil ki canım. O da o durumdaydı işte o zaman. Niye? Tek eşi var diyeceğim Hazreti Hatice hayır, vardı. Hayır o devirde gelmedi ayet. Ha o bu evlilik ayeti diyorsunuz. Ha bu evlilik ayeti bu eşleriyle evliyken ayet geldi. 4 ile maksimum sınırladı. Ondan sonra... Ama öldüğü gün gelmediğine göre bu ayet, öldüğü zaman 9 eşi vardı diyorsunuz. 9 eşi vardı ama Ulgi Bey şimdi bu mesela o gün hayatta olan eşleri diyelim ki o 9 tane eşiyle 4 sene ölmeden 4 sene önce nikahlandı. O ayet, ayet o zaman geldi misal olarak diyorum. Misal yani. Olarak diyorum net olarak söylemeliyiz. Hayır ama şu ayetin anda, geldiği tarihi ayet geldiği lazım. Tarihte Hazreti Muhammed'in 4 den az mı çok muydu acaba eşi ona bakmak hayır, lazım. Hayır o ayet geldiğinde Hazreti Peygamber'in o 9 tane hanımı vardı. Peygamberle evliydi. Hatta Hazreti Peygamber de 4'ten fazla olan hanımlarını boşamak istedi. Diğer Müslümanlar da boşamak istedi. Fakat ayette bu kadınlar mağdur olur, perişan olur diye bundan sonra ifadesi geldi özellikle. Bugünden ama itibaren. Bir taraftan diyorsunuz ki yani evlenirken elini sürmese bile akrabalık oluşturmak için. İşte önce böyleydi. Korumak böyle için. Sonra da yani. Hayır şimdi nikahlanan bir kişi diyelim ki yaşlı değil de genç. Farz edelim ki bu 9 tane hanımının hepsi Hazreti Peygamber'le evlenecek, halifet olacak yaşta insanlar. Hazreti Peygamber 50 yaşındaysa onlar da 50 Peygamber yaşında. Peygamber hangilerini boşamak istedi acaba? Yani o işte belli o, mi? Tarih kitaplarında var mı ya da din yok. Kitaplarında? Yok. Yani 4 tanesiyle sınırlandırıp öbürlerini nasıl sınırlandıracak? Yani 4'ünü son 4'ünü mü? Son 4'ünü veya ilk 4'ünü. Genç olanı mı? Yaşlı olanı mı? Hatta zengin olanı mı? Yani nasıl bir ölçü olacak ki? Ötü Bey, sevdiğini az sevdiğini mi? Yani mesela Kur'an'da bu da var. Nasıl? Şimdi Hazreti Peygamber'in hanımları Hazreti Peygamber'i bir kral gibi, bir hükümdar gibi görmeye başladılar. Ya bu kadar işte ganimet geliyor, bu kadar artık Müslümanlar eski durumda değil, biraz zenginleştik, paramız, pulumuz artık oldu, bize de bir şeyler ver, yani bizi de gör gibi ayet geldi. Dedi ki eğer bunlar Allah'ı ve ahireti mi istiyorlar, dünya malı mı istiyorlar? Eğer dünya malı istiyorlarsa ver dedi istediklerini fakat senden boşanma şartıyla. Onlara dedi ver ve boşa. Hazreti Peygamber dedi ki bakın Allah'ın bana emri bu. İstediğiniz malı mülkü veririm. Ondan sonra benimle işiniz biter. Kadınlar dediler hayır biz peygamberi istiyoruz. Onlar peygamberi tercih ettiler. Şimdi ayetlerin her geldiği dönem ayrı. Yani diyelim ki bir hafta önceki hüküm bir haftaki sonraki gelen ayetle değişebiliyor. Bir ayet daha gelmiş ona bakıyorum. Ne el belet biliyor musunuz bunu? Tabii belet suresi. Kaf suresinden sonra inmiş. Hı-hı. Orada ne var hı-hı. Kölelikle ilgili? Köle azat etmek 13. maddede. İşte köle azat etmeyi yani böyle köleliği yasakladım şeklinde değil. Hani böyle genelleme olarak tavsiye ederek yavaş yavaş insanların içine sindirerek çünkü o dönemin neredeyse dünyanın yani en bağnaz, evet. En vahşi bir toplumun içerisine geliyor. Kolay değil yani o insanları medeni bir toplum haline getirmek. Yani 1400 yılı geçmiş hala neler yaşıyoruz? O günün şartlarında kolay değil. İlahiyatçı olmaktan mutlu musunuz? Mutluyum. Mutluyum. Yani bildiğimi insanlarla paylaşmaktan mutluyum. Ama bu bilgiler de bazen çok çelişkili, tartışmalı olabiliyor. Şimdi şöyle, biz bildiklerimizi, araştırdıklarımızı, öğrendiklerimizi insanlarla paylaşıyoruz. Yanlış gördüklerimizi yine Kur'an'ın ölçüsü içerisinde değerlendiriyoruz yani. Bunu söylüyoruz insanlara. Yani benim görüşüm, kanaatim şu. Yani Kur'an'ın ve Hazreti Peygamber'in çizdiği istikamette gelmemiş İslam bize kadar. Bazı ilahiyatçılar niye dinden çıkıyorlar? Ne gibi? Yani? Korkmayın canım. Yani, güzel mi diyorlar? mesela İslamiyet'ten çıkan çok şey var. Şimdi, ilahiyatçı olup da.
ben artık Müslüman değilim, böyle bir dini kabul etmiyorum diyen insanlar olabiliyor. Mesela hep söylüyoruz, toprağı bol olsun, Allah rahmet eylesin, Aziz Nesin yıllar evvel 94-95 yılında mıydı? Ne kadar tarih olmuş değil mi? O zaman demişti ki, Kur'an-ı Kerim'i çok okumak beni dinden etti. Ben onun için ateist oldum demişti. Ben öyle dinsiz bir adam değildim. Gençliğimde Kur'an-ı Kerim'i çok okudum dedi. Az okusaydı belki Müslüman diye devam edecekti. Ama çok okuduğum için ateist oldum ben. Bununla da gurur duyuyorum. Şunu da ekledi. İnanmıyorum ama cennet varsa ben cennete gideceğim diyordu. Çünkü ben iyi bir insanım. Eğer iyiler cennete gidecekse ben insanlara iyilik yapıyorum, hayır işliyorum, işte çocuk okutuyorum, kitap yazıyorum ve kimseye kötülük yapmıyorum ben diyordu. Eğer cennet bu nitelikteki insanların gideceği yer ise ben cennete gideceğim ama inanmıyorum diyordu. En baştaki cümle önemli. İlahiyatçı olmaktan memnun musunuz demiştim. Bazı ilahiyatçılar niye dinden çıkıyor? Aziz Nesin ilahiyatçı değildi ama o da Kur'an-ı Kerim'i çok okumaktan yani anlamamış ya da çelişkili mi buldu artık bilemiyorum. Ben dinden o yüzden çıktım demiştim. Vallahi Hulki Bey ben okudukça, araştırdıkça İslam'a dine olan sevgim saygım daha da artıyor. Fakat şunu kesinlikle bilmemiz lazım ki bilimi, akılı, felsefeyi dışlayarak insanlık için temel ortak ilkeleri, tabiat kanunlarını yani sünnetullah dediğimiz tabiat yasalarını dışlayarak din anlatılırsa bu milletin, insanların tek dayanağı dinsizlik olur. Çünkü şu anda insanların önüne sürülen din anlayışı insanların yaka paça kaçıp kurtulması gereken bir din anlayışı. Bir de insanı dinden, insanı dinden çıkaran ne? Bazı insanların, dinler geçinen bazı insanların uygulamalarını görünce dinden soğuyanlar oluyor değil mi? Bunlar Müslümansa, Müslümanlık buysa ben öyle değilim diye. İşte dinsizlik sahte dindarlıktan iyidir demem buydu yani. Sahte dinden iyidir. Dinsiz olan hiç olmasa en azından benim bir dinim yok. Herhangi bir dini referans göstererek bir sahtekarlık yapmıyorum diyor. Şimdi Aziz Nesin ben kimseye bir dinim yok. Kimseye de bir sahtekarlık yapmıyorum diyor. Ama dini olan aslında insanlar onu yakmaya, dini olan insanlar onu yakmaya çalıştılar. Tabii. O kimseyi yakmaya çalışmadı ama tabii. Aziz Nesin'i yakmaya çalıştılar değil mi? Aslında bütün bu dinlerin, nasıl oluyor? Yani dinlerin geliş sebebi Aziz Nesin gibi olmak. Yani Aziz Nesin'in o dediği gibi olmak. Dürüst olmak. Dürüst olmak. Kimseye kötülük olmak, yapmamak. Üretken tabii. Olmak. Tabii. Düşünce üretmek, kitap yazmak. Yani ben dindar bir dinsizim peki, der gibi bir şey yani Aziz Nesin'in demesi. İslamiyet'te inanmayanı yakın diye bir şey var mı ya? Olur mu böyle bir şey? Peki ben Müslümanım deyip de Allahu Ekber diye çığlık atarak efendim provokasyon vardı falan. O ayrı bir tartışma. Madımak olayı. Ayet. Yani nasıl olabiliyor? Ben Müslümanım diyor. Ondan sonra ben Müslümanım demeyen bir insanı yakmaya çalışıyor. Şimdi bakın yakmak veyahut da öldürmek, ondan sonra dışlamak, onu küfürle vesaireyle itham etmek bunları bir tarafa bırakın. Yani herhangi bir Müslümanı veya bir dindarı veya az dindarı neyse. Kur'an'daki emir şu. Allah'tan başka insanların diyor tapındıkları putları hani o günkü insanların yapısından bahsediyor. Veya bugün bugünü ele alalım. İnsanlar bir şeye inanıyor. Doğru veya yanlış veya inanmıyor. Sakın ha ola ki onun diyor inancına, onun tapındığı şeye, kendine göre kutsal bildiği şeye sövmeyin. Feyesübbullâhe adven bi gayri ilmin. O da döner diyor senin Rabbine söver. Bütün bugün dünyadaki insanları İslam'a sövdürenler, İslam'ı anlattığını, öğrettiğini zanneden insanlar. Bir de ne diyordu Peygamberimiz? Üstünlük takvadadır değil mi? Tabii. Bu yani şey... adam yakmakta değil. Hayır. Acaba adam yakmaya çalışanlar şunu mu düşünüyor? Söylemiyorlar ama bazen dindar geçinen kafirlerin diyelim. Çünkü Allah'ın istemediği şeyi yapıyorlar. Bazı dindar geçinen kafirlerin içinde bize söylemese de şöyle bir duygu olabilir. Ya bu adam inanmıyor, onu yakalım. Çünkü cehennem var, orada da ateş var. Allah da yakıyor. Allah'ın yaptığını biz yeryüzüne yakıyoruz diye düşünüyor olabilirler içlerinde. Gayet tabii şimdi emri bil maruf nehy anil münker akidesi vardır Kur'an'da. Yani Kur'an'ın emridir bu. Bunun asıl manası şudur. İnsanlar için ortak olan iyi, insanlar için ortak olan kötü. Burada birleşin diyor. Şimdi ormanları yok etmek. Ormanın dini imanı olur mu? Bölgesi memleketi olur mu? Orman nerede yok edilirse bütün insanlık için faciadır. Deprem
Müslüman, Hristiyan, ateist, dinler, dinsiz böyle bir şey dinler mi? Geldiği zaman yıkar yumar. Ona göre evlerinizi, köprülerinizi neyse sağlam yapın. Hastalıklara karşı ilaç, çareler geliştirin. Yani bütün insanlık için, bütün canlılar için iyi olanı beraber yapın, kötü olandan beraber sakının. Şimdi böyle olmuyor bu. Emri bil maruf şu oluyor. İslam'ı dayatmak, zorla yapacaksın demek. Nehi anil münker, Allah şunu yasak etmiş, öyleyse içemez. Mesela fırsatı ele geçirdiği zaman Ramazan'da bütün restoranları, lokantaları vesaire şuraya buraya her tarafı kapatıyor. Bunu dindarlık olarak görüyor. Veya işte kadınlara böyle giyeceksin, erkeklere şöyle giyeceksin. İşte işe alacağı adama namaz kılıyor musun, kılmıyor musun filan gibi. Ya Allah bunu sormuyor. Yani sen kimin adına bunu soruyorsun diye insan kendine sormalı. Yani insan kendisini yani teşbihatı olmasın Allah'ın icra memuru gibi görüyor. Siyasilerin bir kısmı öyle görüyor, evet. Nisa suresi 23. ayeti hatırlıyor musunuz? Bir izleyicimiz diyor ki iki kız kardeşle evlenme konusun için Nisa 23'e bakabilirsiniz. Hı hı. Orada aynı anda ya da birden kelimesi var mı yok mu ona bakın demiş. Yani aynı anda iki kız kardeşle evlenmek veya evet aynı anda yani birden evlenmek aynı, veya biri vefat ettikten sonra. Aynı anda değil. Oradaki ifade işte birisi birisinden boşanır veya eşi vefat eder veya ondan boşanırsa onun belirli bir iddeti var vesairesi var. Tabii boşanırsa ölürse mesele yok. O zaman baldızıyla evlenebilir. Din buna izin veriyor diyorsunuz. Evet, evet. O ayet ona izin veriyor. Evet. Evet. Yani toplum bazı yerlerde mesela bunu anormal karşılayabiliyorlar. Mesela bazı yerlerde amca çocukları, hala dayı çocukları mesela evlenmesi pek uygun görülmüyor. Bazı yerlerde de özellikle teşvik ediliyor. Şimdi Kur'an'ın yasak etmediği bir şeye biz haram diyemeyiz. Kur'an'ın yasak ettiği bir şeye de helal diyecek halimiz yok tabii ona. Yani o konuda baldızıyla beraber evlenebilir böyle bir emir yok. Bir de tabii artık bilim diye bir şey var. Bilimsel gen bilimi, genetik bilimi var. Sağlıklı nesiller için bunlar da önemli. Evet peki kardeş katlini de sormuştuk. Zaten saat 3'e yaklaştı. Onun da İslamiyet'e uygun olmadığını söylemiş oldunuz. Yani ekleyeceğiniz çok şey vardı ama kısaca. Kardeşi olsun, çocuğu olsun, kim olursa olsun yani masum olan insan, can var burada. Söz konusu olan candır. Hatta şöyleydi Ulgi Bey. Kur'an'da buna dair de ayetler var. Şimdi birisi birini öldürdü İslam'dan önce. Öldürene yani katile ceza verildi. O da öldürüldü. Yetmiyordu bu. Bu sefer daha önceki öldürülenin çocuklarına zarar verildi. Yani intikam duygusu. Kur'an bunları kaldırdı, yasakladı. Ha uygulandı mı? Uygulayan oldu, uygulamayan oldu. Bugün de uygulamayan çok. Yani hırsızlık iyi bir şeydir diye hangi din söylüyor? Hristiyanlık buna onay mı veriyor? Yahudilik onay mı veriyor? Budizm onay mı veriyor? Veya İslam çalın çırpın dediği için mi bu çalma çırpma oluyor? Buna İslam müsaade etmiyor, din müsaade etmiyor. Ama insanoğlu yapıyor. Peki. Ayet geldikten sonra, ayet geldiği zaman peygamberimizin 4'ten fazla eşi vardı, boşamak istedi. Bir ayet daha geldi, boşamadı diyorsunuz. Ama padişahlar Hazreti Muhammed'den sonra geldi. Bu ayetten sonra geldi. Onların niye eşi 4'le sınırlanmadı da haremde bilmem kaç 10 tane? İşte onu ben baştan söyledim. Yani Osmanlı'daki idare İslami bir idare değildi. Yani Müslümanca bir idare değildi. Kur'an ölçüsünde bir idare değildi. Yani kardeş katli, çocukların, şehzadelerin katli, cariyelik, kölelik, devşirmelik, yağmalama, oraya buraya gidip işte fetih yapacağım, ilahi kelimetullah diye sağ solu talan etme, 4 değil 15-20 tane, 25 tane hanımla evlenmek, sarayın bahçesi çocukla doluyor, ondan sonra ayda bir bakıyor, topla, temizle. Sarayın bahçesi çocukla doluyor. Adam tanımıyor çocukları. En sevdiği kadına soruyor hangisini öldüreyim diye. Yani. Değil mi? Kadınların şeyiyle öldürülüyor zaten çocuklar.
Tabii. Benden doğanı öldürme, ötekinden doğanı öldür. Benden doğan padişah olsun. Falan. Evet. Mesela Hammer'in tarihini okudunuz mu bilmiyorum. Avusturyalıdır Hammer. Şimdi işine gelen taraflarını bizim bazı tarihçiler kaynak olarak gösterir. İşine gelmeyen taraflarını işte Haçlı ruhuyla yazmıştır derler. Şimdi hadi Hammer'e inanmayalım. Tamam da bunun Osmanlı'da Osmanlı hayatını, saray hayatını çok yakinen bilen tarihçiler de var. Ya onların şeylerine de inanmayalım yani. Evet. Kaynaklar gösteriyorlar, isimler veriyorlar. Hayat böyle işte Halit Bey. Öyle. Şimdi mesela Kuyucu Murat Paşa değil mi? Şimdi Kuyucu Murat Paşa'yı bazı tarihçiler diyor öldürdü, bazı insanlar diri diri kuyuya doldururdu, üzerini kapatır o şekilde öldürürdü. Bazı tarihçiler de yok efendim işte atı kuyuya düşmüş de işte onun için adı Kuyucu Murat Paşa olmuş filan. Hani Kazıklı Boyvoda'ya karşılık olmasın. Yani Avrupa'nın Kazıklı Boyvodası var, bizim Kuyucu Murat Paşa'mız yok. Var işte, bizim de var. Peki, çok teşekkürler. 4,5 saat oldu. Saat 3'e 5 var. Bizi İzmir'de izleyenler var. Özellikle selamlamamızı istediler. Söyleyin. Müsaadenizle. Onları söyleyin. Bir selamlayalım. İzmir'de izleyenler derken yani bütün, okuyucularınız tabii, mı? Hani İzmir deyince akraba fuar, çevresi, okuyucular, izleyiciler tabii. Evet. Bu saate kadar ayakta mıdırlar? Ayakta değillerse selam boşa mı getirir? Boşa gitmiş oldu tabii. Neyse, bu programın tekrarı var. Pazar akşamı 22.30'da yine, ama önümüzdeki haftadan itibaren değişik günlerde de bir tekrar daha olacak. İzleyemeyenlere hatırlatabilirsiniz. Biz de Twitter'dan hatırlatıyoruz zaten. Gözünüz ekranda olursa ekranda da duyurusu oluyor. Evet. Tabii 4,5 saatlik bir programı gündüzde koymak biraz izlenilebilirlik açısından mümkün mü bilmiyorum. Ha, ev hanımlar için güzel olabilir. Ya da evde çalışanlar, işte okuyanlar, sınava çalışanlar için iyi olabilir. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Tekrar buluşuruz inşallah. İnşallah. Şöyle düşünüyorum. Şimdi önümüzdeki hafta ateistlerle, ateist temsilcileriyle bir program yapacağız. Söz verdiler. Bir aksilik olmazsa devam edeceğiz. Şunu düşündüm. Bir ilahiyatçıyla birlikte onları çıkarmak, ama o arkadaşların tercihi şöyle oldu. Ya ilk programda biz bir kendimizi anlatalım, sonra birisi olabilir. Tabii. Belki bir sonraki hafta siz de müsait olursanız sizi o temsilcilerle aynı stüdyoda burada ağırlamak isteriz. Bu masamız kocaman görüyorsunuz, stüdyomuz kocaman. Biz burada kalabalık bir konuk ağırlayamadık. Ben şurada oturacağım. İki tarafı da doldurmak istiyoruz. Yani 2-2-4 kişi olsun en azından burada. Bir de bu stüdyo, yeni stüdyo, kalabalık görsün istiyoruz. Evet, çok güzel. Sevgili seyirciler, 4,5 saattir bizimle birlikteydiniz. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. İlginiz için bu saate kadar aydınlanmaya çalıştınız, merak ettiniz. Merak ettiğiniz konuların bir kısmı aydınlandı. Tabii Halit Bey, Halit Bülbül yanıt verdi, ama yanıtlar ikna edici oldu mu olmadı mı ayrı bir mesele. Tabii. Şimdi özellikle bu kölelik konusu, daha birçok konuda aslında böyle. Yani toplumun o günkü yapısını böyle yavaş yavaş, şimdi Ülkü Bey, yani öyle bir durum ki köle, yani insanın elinin altına köle, adamın her şeyi, varlığı yani. Yani evini bana ver, sen dışarıda çadırda otur der gibi geliyor adama. O günkü insanın yapısında. O kadar, şimdi köleni azat et demek, cüzdanını bana ver demek. Tabii. Kredi kartını bana ver. Ama İslamiyet bu ve bunu söyleyen Allah olduğu için bunlara bakmaz ya. Yani bir... Ama işte insanlara kabul ettirecek ya. İnsan ruhunu... Ne demişti filozof? Eğer Allah konuştuysa niye herkes ikna olmadı? Bakın o sözü söylemiş. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim, ben teşekkür ederim. İnsanlık tarihi İslamiyet'le başlamadı. Değil, 1400 sene önce başlamadı insanlık. Ondan evvel ne devletler ne insanlar vardı. İşte, Selçuklularda mesela kölelik diye bir sistemi hiç hatırlamıyorum, var mı? Kölelik sistemi bize... Türklerde var mı kölelik sistemi? Kölelik sistemi Türk, işte... Türk imparatorluklarında... Bize nereden bulaştı bu gibi? Bize... Hun İmparatorluğunda, Göktürklerde, yok. Uygurlarda, Selçuklularda var mıydı böyle mesela bir şey? Mesela bakın Mısırlı Seyyid Kutup 1966'da idam edildi. Çarşaf giyme geleneğini bize Osmanlı bulaştırdı diyor. Enteresan değil mi? Bize Osmanlı alıştırdı. Bizde böyle bir gelenek yoktu diyor.
Yani Mısır halkında böyle bir gelenek olmayabilir, bilmiyorum. Yani eski geçmişini. Ama Arabistan bölgesinde var. Şimdi Araplarda kölelik, cariyelik İran'a geçti. İran'daki Mecusiliği de, şeyi de aldı. Devşirmeliği Türklere geçti. Yani Emevi ve Abbasiler döneminde Arapçılık İslam olarak anlatıldı. Biz bunun acısını çekiyoruz hala. Yani köleliği kaldırmak için İslamiyet'e gerek yokmuş demek ki. İslamiyet öncesi kölelik sistemi olmayan Türk toplumları, uygar toplumlar varmış. Bu Araplarla ilgili bir şey. Tabii. Arapların tabii. O tarihteki yaşama biçimleri. Yani biz Arapçılığı kafamızdan silebilirsek yerine İslam girecek. Kafamız bu Arapçılıkla dolu olduğu müddetçe bu kafaya İslam girmez. Çok teşekkürler. Bunu, sağ olun. Pazar günü şeyde olacağımızdan sonra. Söyleyin tabii. Pazar günü. Saat kaçta fuardasınız? Öğlen sonra. Saat 12'den itibaren İzmir Fuarı'nda ikinci salonda 215A'da Doğu Kitabevi standında. Bizim karşımızdasınız. Biz de orada. Evet. Biz şimdi bunları Altyazı'da geçti arkadaşlarımız. Benim de bugün 15.30 yani yaklaşık 12 saat sonra İzmir'de olacağım fuarda. Pazar günü de öğleden sonra. Aslında ekranda bunları söylememizin çok da faydası olmuyor. Şöyle bir şey gördüm yıllardır bu kitap fuarlarında. Twitter'dan da söyleseniz, ekranda da söyleseniz, yani ekran önemli bir güç, iletişim aracı. Fark etmiyor kitap fuarlarında. Kitap fuarının kendi okuyucu kitlesi var. Evet. Bazen inanılmaz kalabalık oluyor. Oraya gelen, ya ekranda bu kadar söylediğimiz halde, aa Hulki Bey burada mısınız? Sizi gördüm tesadüfen diyor. Evet, evet. O ayrı bir yapı. O yüzden isterseniz burada 1000 kere söyleyin, değişmiyor durum. Burada tabii bütün İzmir'i de bir selamlayalım. Evet. Yani bütün peki. İzmir halkını, herkesi. Peki. Çok teşekkürler. Saygılar. Bütün izleyicilerimizi, okuyucularımızı tabii hepsini selamlıyorum. Sağ olun. Sevgili seyirciler, iyi geceler diliyoruz. Hoşça kalın. Haftaya görüşmek üzere. Sağ olun. Evet.